Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan ziyaretinde TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Fethullahçı terör örgütünün Moğolistan'daki faaliyetlerine dikkat çekti. Gittiğimiz her platform FETÖ ile mücadele konusunda bizim gündeme getireceklerimizden olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Burada da bu terör örgütü maalesef zamanında bir yer edinmiş, okulları var. Maarif Vakfı temsilcimizle beraber geldik bugün buraya. Onlar da bugün Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarıyla bir görüşme gerçekleştirdiler. Biz de bakanlar düzeyinde bu konuyu tekrardan gündeme getirdik. Çavuşoğlu, FETÖ okullarının kapatılması için belli bir yola girildiğini söyledi. Bu işin tehlikesini onlara anlatıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla FETÖ okulları ile ilgili olarak da burada bir yola girdik ve bu yoldan da inşallah hayırlısıyla istediğimiz neticeyi alacağız. Türkiye-Moğolistan ilişkilerine de dikkat çeken Hakan Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın iki ülke arasındaki seferlerinin artacağının müjdesini verdi. Moğolistan'la Türkiye arasındaki en büyük handikap gibi gözüken husus aslında iki ülkenin birbirine ulaşırlığı konusunda ortaya çıkıyor. Çünkü buraya gelmek isteyenler bugünkü durumda ancak 18 saat, 20 saat gibi yolculuk yapmak suretiyle, uçak yolculuğu yapmak suretiyle buraya ulaşabiliyorlar. Tabii bunun daha kısa sürede ulaşım imkanını sağlamak mümkün. Bildiğiniz gibi Moğolistan tarafı ne yazık ki Türk Hava Yolları'na haftalık 500 yolcu kotası koyduğu için Türk Hava Yolları buraya gerçekleştireceği doğrudan seferlerinde ne yazık ki geniş kabinli uçakları kullanamıyor. Nihayet bugün Ulaştırma Bakanı ile yapmış olduğumuz görüşmede bu konuyu tartışarak, konuşarak bu konuda en geç bir ay içerisinde bir adım atılması ile ilgili bir prensip kararına vardık. İnşallah önümüzdeki bir aylık süre içerisinde tarafları bir araya getirerek bu sorunun da aşılması konusunda bir çözüme kavuşacağımızı düşünüyorum. Moğolistan'a TİKA eliyle pek çok proje yapıldı. Moğolistan ziyareti kapsamında TİKA projelerinin açılışını da gerçekleştiren Çavuşoğlu bir projeye ise özellikle dikkat çekti. Biliyorsunuz burası çok soğuk bir ülke. Soğuk bir ülke olması münasebetiyle bazen -50 dereceye varan ısı özellikle insanların dışarıda yürümesine 500 metre 600 metre bile yürümesine imkan sağlamayacak bir durum ortaya çıkartıyor. İşte böyle durumlarda hamile kadınların doğuma gitmesi bile çok büyük bir sorun oluyormuş. Giderken bazen anne de vefat ediyor, çocuk da vefat ediyor. İşte TİKA burada tam da böyle insana dokunan, küçük ama etkisi büyük, tesiri büyük bir insana dokunan proje gerçekleştirmiş. Hastanelerin hemen yakınına anne misafir evleri, 45 metrekarelik misafir evleri inşa ederek doğum yaklaştığında doğum adayı olan, anne adayı olan hanımefendi oraya gelerek doğumu orada beklemeye başlıyor. Bu projenin gerçekleştirmesinden sonra buradaki çocuk ölümleri azalmış, sıfıra inmiş. Bu bile baktığınız zaman bazen küçük dokunuşların ne denli büyük sonuçlar ortaya çıkardığını gösteriyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi temaslar için geldiği Moğolistan'da Ceza İnfaz Kurumu'nu da ziyaret etti. TİKA tarafından cezaevi bünyesinde kurulan demir doğrama atölyesinin açılışını yaptı. Hakan Çavuşoğlu, açılışın ardından Türkiye'de eğitim gören Moğollarla akşam yemeğinde bir araya geldi.